Kanal Fırat ekranlarına, akşam ajansına hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın tam ortasından, çarşamba gününden sizlere sesleniyoruz. Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktaracağımız akşam ajansına başlıyoruz. Sayın seyirciler ve beklenen oldu, beklediğimiz bir andı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DAEŞ örgütlerine yönelik harekata başladı. Her şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmesinden sonra attığı bir tweetle başladı ki başkomutan sıfatıyla bu emri verdi ve Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı harekatı başladı. Şimdi olay yerinden görüntüleri arkadaşlarım ekranlarınıza getirecek ve bakalım başladığı andan şu ana kadar harekatta neler yaşanıyor? Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Arkadaşlarım şu an ekrana getiriyor ve ilerleyen dakikalarda bununla ilgili de canlı telefon bağlantımız olacak. Ve şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutan sıfatıyla sosyal medya hesabından paylaştığı tweet ekranlarınıza geliyor. Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız diyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız mesajıyla ve daha sonrasında da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği emirle Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı harekatı başladı. Biliyorsunuz önceki gün sınıra Türk Silahlı Kuvvetleri yığılmıştı. Bütün hazırlıklarını tamamlamıştı ve gir emrini beklemişti. Şu anki görüntülerde Diyarbakır'dan 8. Ana Jet Üssü'nden sayın seyirciler. Oradan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16'larla bölge vurulmaya başlandı. Ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de telefonla arayarak harekatla ilgili, harekatın gidişatıyla ilgili bilgi verdi. Biliyorsunuz özellikle Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna karşı yapacağı harekat dünya basınında da şu an birinci sıradan haberlere konu oluyor, giriyor. Daha öncesinde de Amerika'nın bazı söylemleri vardı. Amerikan Başkanı Trump'ın tehditvari söylemleri vardı. Ve bütün bunlara rağmen önceki gün yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay önemli bir açıklama yapmıştı. Ve biz bu tehditlere gelmeyeceğimize dair bir açıklamaydı millet olarak. Ve şu sıralarda da Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Aynı zamanda hükümetten de bu harekatla ilgili bir açıklama geldi. O son dakika açıklamasını da sizlerle paylaşmış olalım. Hemen arkadaşlarım da bir yandan görüntüleri akıtıyorlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi hükümet adına açıklama ve harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler şartı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir dedi. Ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla bakanlığımıza çağrılmıştır dedi. İlk hükümetten gelen harekatla ilgili gelen ilk açıklama böyleydi. Ve şu sıralarda da Türk Silahlı Kuvvetleri karadan ve havadan atışlarına, harekatına başladı. Elbette ki bizler de millet olarak bu harekatta da diğerlerinde olduğu gibi bu harekatta da devletimizin, milletimizin ve elbette ki şanlı ordumuz, ZUN askerlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız. Bizler de bu doğrultuda Kanal Fırat Televizyonu olarak Elazığ'dan en iyi yayınlarla harekatın gelişmeleriyle ilgili tüm detayları haber bültenlerimizde sizlere aktaracağız. Ve şu anki görüntülerde sayın seyirciler Diyarbakır'dan 8. Ana Jet Üssü'ndeki hareketlilik şu an ekranlarınıza geliyor. Hemen hatırlatalım ekranlarını yeni açan değerli izleyicilerimiz için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmesinden sonra başkomutan sıfatıyla emri vermesiyle Barış Pınarı harekatı başladı. Biliyorsunuz birkaç gün önce de Amerika Birleşik Devletleri askerlerini çekmeye başlamıştı. Ancak Türkiye haklı olarak bölgesinde bir terör konuşlanmasının önlenmesine yönelik
o bölgede, Fırat'ın doğusunda bir harekat hazırlığına başlamıştı aylar öncesinden ve önceki günde sınıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askerlerimiz yığılarak tüm çalışmalar, tüm hazırlıklar tamamlandı ve bugün başkomutan sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, emriyle o harekat başladı. Şimdi bu harekatla ilgili ve tabii ki devamı ile ilgili telefon hattımızda AK Parti Elazığ Milletvekili Sayın Zülfü Demirbağ var. Ve Sayın Demirbağ, iyi akşamlar diliyorum. Efendim, öncelikle bu harekat ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur ve en asgari zararla ordumuz bu harekattan da zaferle çıkacaktır ki çıkacağına inanıyoruz bizler millet olarak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutan sıfatıyla verdiği emirle şu an Suriye'nin kuzeyi, Fırat'ın doğusu havadan ve karadan atışlarla harekata başlamış durumdayız. Öncelikle sizin değerlendirmenizi alalım. Evet, malumunuz olduğu üzere geçen yılda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla zaten o bölgede terör örgütlerine karşı, özellikle PKK-PYD'de terör örgütüne karşı Türk ordumuzun başlattığı oldukça başarılı harekattan sonra Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takriben şöyle bir yarım saat 45 dakika önce, bir saat diyelim, verdiği talimatla ve geçtiği tweetle Suriye harekatı, sınırdaki barış harekatı, barış... Arkadaşlar, sesi alalım, biraz yükseltelim. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun Sayın Vekilim, dinliyoruz. Neyse, alo, ses geliyor mu? Evet evet, alabiliyoruz. Benim sesimi duyabiliyor musunuz? Alo, ses geliyor mu? Sayın Demirbağ, duyabiliyor musunuz beni? Tamam, şimdi geliyor. Buyurun. Bir saat kadar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği emirle Barış Pınarı harekatı da başlamış oldu. Bunu zaten dün ben sosyal medya hesabından, Twitter'dan harekatın başlayacağını zaten ifade etmiştik, bilgi almıştık belli kaynaklardan. Dolayısıyla bugün hareket başlayacaktı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu hareket başlamış oldu. Kahraman ordumuza Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Allah onların tırnağını taşa değdirmesin. Zayiatsız bir şekilde, asgari zayiatla inşallah muzaffer kılıp dönmelerini nasip etsin inşallah. Şu anda bombardıman altında malumunuz olduğu üzere Tel Abyad. Evet. Alo. Sayın Vekilim, biz duyuyoruz alo. Sizi, dinliyoruz. Buyurun. Devletlerimiz tarafından bölge tamamen uçaklar tarafından bombardıman altında şu anda. Zaten gelen haberler de askerimizin bu müdahalesini mütakip. Orada PKK-PYD'lilerin kaçtığı, bombardıman bölgesinden, yani çıkarma yaptığımız bölgeden kaçana bir taraftan teslim oluyorlar. Zaten yani ağa babaları Amerika oradan çıktıktan sonra arkasından da onlar yapacağı şey kaçmak diye onu yapıyorlar. Türk askeri karşısında dikiş tutup duramazlar, Allah'ın izniyle duramazlar. Bir varlık gösteremezler. Onların yapacağı el yapımı patlayıcılarla askerimize, affedersiniz, tuzak kurmak suretiyle zayiat verdirmek. Onun dışında başka bir halk yapamazlar. Allah'ın izniyle muzaffer bir şekilde ordumuz dönecek. Bu harekatı tamamlayacak. Evet, Sayın Vekilim, şimdi günlerdir, hatta aylardır aslında bunun sinyalleri veriliyordu. Ancak şöyle de bir durum var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu, Türkiye'nin haklı olarak sınır güvenliğini koruma amacıyla gerçekleştirdiği dış politikalar da malumunuz. Bundan sonraki süreçte özellikle dünyanın, Amerika başta olmak üzere, emperyalist güçlerin bu harekatla birlikte Türkiye'ye bakışı, Türkiye ile olan siyaseti ve ilişkileri, özellikle ekonomik anlamdaki ilişkilerini nasıl etkileyecek bu harekat?
Şimdi Amerika'nın tutumu ortada. Bir taraftan Trump önümüzde yapılacak olan seçimlerde, Amerika'da yapılacak olan seçimler dolayısıyla Yahudilere, Evangelistlere mesaj veriyor. Ve işte efendim Türkiye sınırı açarsa işte ekonomisini şunu yaparız, böyle deriz. Bu nedir? Piyasaya vermiş olduğu bir mesaj. Ama şekilde görüldüğü üzere Türk ordusu senesiyle de yapılan aylar öncesinden veya yıla yakındır yürütülen diplomatik faaliyeti neticesinde en sonunda Cumhurbaşkanımızın telefon görüşmesi üzerine Suriye'ye girdi. Evet. Önemli olan buydu. Netice önemli bizim için. Atılan bitimlik önemli değil ama diğer taraftan Avrupa ülkelerinin, özellikle Macron'un, Fransa'nın zıplaması da tabii ki bizleri memnun ediyor fazlasıyla. Niye? Bunlardan zaten bu beklenir. Yani fazla bir şey beklemek mümkün değil. Avrupa'nın tutumu başka bir yani bizim lehimizde bir tutum takılması zaten beklenemezdi. Ama bakın İspanya öyle değil. Belli ülkeler öyle değil. Şimdi Amerika'da da bizim eskiden Türkiye'de olduğu gibi bir derin devlet hadisesi var. Orada da bir görünen Trump yönetimindeki yönetim var. Bir de oranın derin devleti var. Pentagon'u vesaire var. Evet. Şimdi dolayısıyla çatlak sesler vardı bugüne kadar. Allah'a şükür bütün bu çatlak seslere rağmen bugün hareket noktasına gelindi. İnşallah yüzümüz akıyla bu harekatı önceki harekatlarda da olduğu gibi neticelendirip kahraman ordumuz ülkesine dönecek. Evet. Peki efendim şunu da sormak istiyorum size. Şimdi hafta sesiniz sonu... Sesiniz yalnız çok az geliyor, zor anlıyorum, o bakımdan cevap vermekte zorlanıyorum. Estağfurullah efendim. Şu an alabiliyor musunuz sesimi? Sayın biraz daha paket. Evet. Efendim hafta sonu Elazığ'da bir festival, Bağ Bozumu Orcik Festivali düzenlenecekti. Şimdi harekatımız başladı. Elbette ki şanlı ordumuzun yanındayız. Festivalle alakalı herhangi bir alınan karar var mı? Ya da bununla ilgili efendim? Diğer milletvekilleriyle, ilimizin valisiyle görüştünüz mü, görüşecek misiniz? Şu anda vali beyle ilgili arkadaşlarla görüşmedik ama müzik konusunda harekatın durumuna göre acaba tavrımız ne olur? Belki onu görüşeceğiz. Ama o festival yapılır. Orcik Festivali. Mehter eşliğinde açılış veya Orcik Festivali, Bağ Bozumu Festivali yapılır. Onun bir mantığı yok. Sadece müzik kısmı harekatın durumuna göre tekrar görüşmemiz lazım. Bir fikir birliğine varılması lazım diye düşünüyorum. Özellikle konserler için efendim. İşte o bakımdan diyorum. Evet. Yani konserlerle ilgili düşüncemiz ne olacağız onu görüşür, karar veririz inşallah. Peki efendim, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bir Elazığ ziyareti gerçekleşecekti ancak evet. Bir harekat söz konusu. Onunla ilgili herhangi bir olumsuzluk ya da bir gelişme var mı? Onun zaten illerle ilgili programları vardı. Bu program çerçevesinde tüm acilinde ilgisi gelecek Çevre Şehircilik Bakanımız. Evet. Dolayısıyla geldiğinde de milletvekilleri, belediye başkanları, kendi genel müdürleriyle, üst düzey bürokratlarıyla, bakan yardımcılarıyla falan geldiği için ilgili bölge ve il müdürlerinin de katılacağı, belediye başkanları tümünün katılacağı toplantılar yapıyor. Oradaki toplantılarda da belediyelerimizin veya ilin beklentileri, kendinden taleplerini alıyor. Ciddiyetle de bunların takipçisi oluyor. Bu konuda da gittiği illerde bu yaklaşımından dolayı da yani takdir ettiğimiz bir bakanımız. Cuma günü bu programı takip kendisiyle zaten konuşuldu. Cumartesi günü de muhtemelen Orcik Festivali'nin açılışında bulunup ondan sonra kralda Adıyaman'a geçecekler. Peki efendim. Ben size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah'tan ordumuza muvaffakiyetler, muzaffariyetler diliyorum. Ben Cenab-ı Allah en kısa sürede bu terör belasından bölgeyi temizleyip herhangi bir zarar görmeden geri dönmeyi nasip etsin. Cenab-ı Allah'a yardımcılar olsun diyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Katılıyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler,
Canlı telefon bağlantısı konuğumuz AK Partili Hızır Milletvekili Sayın Zülfü Demirbağ'dı. Hemen hatırlatalım. Yaklaşık 40-50 dakika önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkomutan sıfatıyla Suriye sınırına konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştükten sonra Fırat'ın doğusuna giriyoruz emri verdi ve böylece Barış Pınarı Harekatı başlamış oldu. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak harekatla ilgili ilk bilgileri paylaştı. Bununla ilgili görüntüleri de ekranlarınıza getirmiştik. Özellikle Suriye'nin bir kez daha getirelim, evet. Suriye'nin sınırındaki birliklerimiz karadan, Diyarbakır'dan, 8. ana jet üssünden kalkan savaş uçaklarımız da havadan bombardımana başladı. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşiyor bu harekat ve tamamen PKK, DAEŞ ve YPG örgütlerine karşı bölgenin özellikle de Türkiye'nin Suriye sınırının güvence altına alınması adına aynı zamanda bölge halkının da teröristlerden, terör gruplarından korunabilmesi adına bu harekat yapılıyor. Daha önceki açıklamalarda da Sayın Cumhurbaşkanı yine Sayın Hükümet yetkilileri defalarca söyledi. Türkiye'nin amacı bir toprak işgal etmek değil, sadece kendi bölgesini ve yine o bölge içerisindeki kendi sınırlarını ve o sınırlar içerisinde yaşayan vatandaşların toprak bütünlüğünü korumak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak. Biliyorsunuz Suriye çok hareketli bir bölge ve bu bölgede Türkiye komşu olduğu için elbette ki sınırlarını kontrol altına almak ve güvence altına almak durumunda. Daha önce de o bölgelerde yine Suriye bölgesinde daha önce de Afrin ve Zeytin Dalı harekatları gerçekleşmişti ve bizler de diliyoruz ki bu harekat da zaferle sonuçlanacaktır. Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanacaktır. Bizim biliyorsunuz biz asker kökenli bir milletiz ve vatan söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunu biliyoruz. Ve günler öncesinden bu harekatın hazırlıkları da başlamıştı ve dün itibariyle de tüm hazırlıklar tamamlanmıştı ve bugün itibariyle de yaklaşık bir saattir Türk Silahlı Kuvvetleri karadan ve havadan atışlarıyla harekata başladı. Öte yandan şunu da hemen ifade edelim sayın seyirciler, bilgiler de akmaya devam ediyor bu arada. Diyanet İşleri Başkanlığı da Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın sabah namazında yurt genelindeki tüm camilerde Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini bildirdi. Harekata katılan şanlı Türk ordusuna başarılar dileyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz ifadesinde bulundu. Öte yandan dakikalar önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. O açıklamayı da sizlerle paylaşalım. Açıklamada şöyle denildi. Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16'da uygulanmaya başlanmıştır denildi ve bu şekilde yaklaşık 1 saat 20 dakikadır Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'na başlamış oldu. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları havadan, Suriye sınırına konuşlanan tanklarımız da karadan olmak üzere bu harekata başlatmış durumda. Öte yandan kulüplerden de, spor kulüplerinden de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir saat önce başlayan harekata destek geldi. Hemen onunla ilgili bilgiyi de sizlerle paylaşalım sayın seyirciler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Türkiye'nin kuzeyinde YPG, PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na futbol kulüplerinden de destek mesajı geldi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abya'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor ve kulüplerin de mesajları var, onları hemen ifade edelim. Beşiktaş, Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG ve DAEŞ terör örgütüne yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şanlı ordumuza muvaffakiyetler dileriz. Dualarımız ve kalplerimiz Mehmetçiklerimizle diye bir mesaj atmış. Fenerbahçe'de İstiklal ve İstikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizle diye bir mesaj atmış ve böylece spor camiasının büyük takımları da bu harekata destek veriyor. Bunu da açıklamış olalım. Yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı harekata başlayın emrini verdikten sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir açıklama var. Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde diye bir mesaj atmış. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın demiş. Ve bu şekilde de devam ediyor. Şimdi bizler tabii ki son gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Gelişmelerden sizlere haberdar edeceğiz ama dilerseniz akşam ajansına biraz da Elazığ'dan haberlerle devam edelim. Ve Elazığ Havalimanı'nın Eylül ayı 2019 yılı Eylül ayı yolcu sayısının rakamlarından sizlere haberdar edelim. 2019 yılının ilk 9 ayında Elazığ Havalimanı'nı 679.542 kişi kullandı. 2018 yılının aynı dönemlerine de ise Elazığ Havalimanı'nı 811.712 kişi kullanmıştı. Yani geçen yıla göre Elazığ Havalimanı'nın yolcu sayısı 132.170 kişi azaldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü havalimanlarının yolcu sayısını açıkladı. Eylül ayında Elazığ yolcu sayısında yine düşüş yaşandı. 2018 yılında Elazığ Havalimanı'nı 811.712 kişi kullanırken bu rakam 2019 yılının ilk 9 ayında 679.542 kişiyi buldu. 2017 yılı Eylül sonunda Elazığ Havalimanı 764.542 yolcu kullanmıştı. 2018 yılının Eylül ayı sonunda ise yolcu sayısı 132.170 artarak 811.712'yi buldu. Açıklanan 2019 yılı Eylül sonu yolcu sayısı düşüşünde uçurum yaşandı. Elazığ Havalimanı'nın yolcu sayısı bir önceki yıla göre 132.170 yolcu düşerek 679.542 yolcuyu buldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin verilerine göre Elazığ Havalimanı 2018 yılı Eylül ayı sonunda iç hatlarda 780.855, dış hatlarda 30.857 yolcu olmak üzere toplam 811.712 yolcuyu ağırladı. Açıklanan verilere göre 2019 yılı Eylül sonunda ise iç hatları 646.059 yolcu, dış hatları 33.483 yolcu kullandı. Dış hatlar yolcu sayısı %9 oranında artarken, İç hatlar yolcu sayısı %17 oranında azaldı. 2018 yılının Eylül ayı sonuna göre Elazığ Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı genel itibariyle %16 oranında düştü. Çevre illerin havalimanlarına bakıldığı zaman 2018 yılına göre yolcu sayısında Malatya Havalimanı'nda %19'luk düşüş, Bingöl Havalimanı'nda %11'lik düşüş, Diyarbakır Havalimanı'nda %17'lik düşüş yaşandı. 2018 yılında iç hatlarda 5.158 uçuş trafiği olurken bu sayı 2019 yılında 811 düşerek 4.347'yi buldu. Dış hat uçuş trafiğinde de düşüş yaşandı. 2018 yılında dış hatlara 257 uçuş yapılırken 2019 yılında ise 238 uçuş yapıldı. 2018 yılında iç ve dış hatlar olmak üzere toplam 5.415 uçuş yaşanırken 2019 yılında Elazığ Havalimanı'nda bu rakam %15 azalarak 4.585'i buldu. 2019 yılı Eylül ayında kargo, posta, bagaj trafiği ise %8 düşüşle 6.717 ton oldu.
Ve sayın seyirciler, ara ara Elazığ'dan haberlerle birlikte Şanlı Ordumuzun Barış Pınarı Harekatı'nda şu an durum ne, bölgede durum ne, onunla ilgili de sizlere biraz bilgi aktaralım. Hemen Ceylan Pınar ve Akçakale, bunlar Şanlıurfa'nın ilçeleri ve Suriye sınırında yer alan ilçeler. Ceylanpınar'da vatandaşlara uyarı yapıldı ve bu uyarıda vatandaşların evlerine girmesi istendi. Akçakale, ki Akçakale Suriye sınırının hemen dibi. Akçakale'de de okullar tatil edildi ve vatandaşlar da yine uyarılarak evlerine gitmeleri, evlerine girmeleri konusunda uyarılıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. Harekatta şu an durum bu. Öte yandan özellikle uluslararası haber ajansları da çok yakından takip ediyor harekatı ve bunlardan biri Reuters haber ajansı ve Türk güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bir haber geçmiş kendi ajansına. Hava saldırıları topçu atışlarıyla destekleniyor. Ayrıca YPG ve PKK'ya ait mevziler, mühimmat depoları da Türk obüsleriyle vurulmaya başlandı demiş. Harekattan şimdilik sıcak gelişmeler böyle. Biz yine isterseniz Elazığ'la devam edelim sayın seyirciler. Şimdi İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Müftü Sarıkaya bir programa katılmıştı. Onunla ilgili haberimizi de ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız. Özellikle daha önceki yaptığı açıklamalarda da ifade etmişti. Camilerle ilgili, camilerde yaşlıların, engellilerin, gençlerin ve çocukların kolay ulaşabileceği yerlerde olmasına dikkat çekmişti. Mahallenin ya da yapılması planlanan bölgenin ihtiyaçlarına göre tespit edilerek inşa edilmeli gerektiğini ifade etmişti Yusuf Sarıkaya ve aynı zamanda da camilerin şatafattan uzak bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Cami ve Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu toplantıda konuştu. O toplantıda önemli mesajlar verdi. Sarıkaya, camilere ulaşımın kolay ulaşılabilir şekilde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle camilerimiz yaşlıya, çocuğa, kadına, yani ben elbette ki oralara söyleyecek sözüm yok ama önceden olanlara, yani camileri önce marketler, ancak yukarı bakarsan cami görüyorsun. Bu halden çıkarılmalı. Yeni planlamalarda efendim gençlik. Müftü Sarıkaya, camilerin bina yoğunluğunun olduğu alanlara yapılması gerektiğini ifade ederek, ayrıca camilerin çok büyük değil, küçük boyutlarda yapılması gerektiğini kaydetti. Ya gelecekte buralara çok evler yapılacak diye cami tasarlamayın. Evler yapılırken yapalım camileri. Yani yapıyoruz, biliyorsunuz betonarme binalar 30 sene sonra, 40 sene sonra bakıyorsun, efendim deforme oluyor. Yani bir bu, yani halkın ihtiyacına göre cami, bu bir. İki, böyle koca koca büyük büyük camiler yerine böyle tabiri caizse butik camiler veya biblo camiler dediğimiz ezanın, minarenin gözüktüğü olduğu, çünkü az önce efendim Ayhan Bey söyledi. Camiler bir memleketin mührüdür. Efendim, Ezan-ı Muhammedi bir memleketin, Müslümanlığının mührüdür. Ben bunu Avrupa'da da gördüm. Camilerin boşaldığına dikkat çeken Sarıkaya, 15 yıl öncesinde camilerin daha kalabalık olduğunu, namazları camide kılmaya özen gösterilmesini istedi. Namazlarınızı camide kılın. Ben Elazığ'da 12, 13 sene önce ayrılmıştım. O zamanki cemaat sayısını bugün Elazığ'da göremiyorum. Bunu özellikle seslenerek söylüyorum. Dikkat edelim, namaza gidelim, camide kılalım. Gerekirse dükkanımızı kapatalım, gidelim, öyle yapalım. Ve
Sevgili sayın seyirciler, harekatla ilgili sıcak bilgileri sizlere de bir yandan aktarmayı sürdürüyoruz. Bu kez açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Milli Savunma Bakanlığı da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliklerini saat 14'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildi diye bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamayla birlikte de saat 16'da başlayan 16 sularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle, başkomutanın emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturabilmek adına Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Karadan ve havadan atışlar devam ediyor. Bizler de Kanal Fırat Televizyon olarak Şanlı Ordumuzun yanında ve Şanlı Ordumuzdan gelecek hayırlı haberleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi tekrar Elazığ'a dönelim sayın seyirciler. Cami ve Din Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonu da Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir program düzenledi. Ve bu programda cami dernek başkanlarının sıkıntıları görüşüldü. Camiler ve Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonu Keban'da bir program düzenledi. Düzenlenen programa İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, federasyon yetkilileri ve cami dernek başkanları katıldı. Cami ve Kur'an Kursları Dernekleri Federasyon Başkanı Ayhan Şimşek, camilerin inşasında ve sonrasında dernek başkanlarının büyük emek ve gayretleri olduğunu ifade etti. Camileri inşa etmek, camilerin inşasından sonra onların yürütebilmesi için çok büyük gayretler sarf ediliyor. Bunlar tamamen Allah rızası için yapılan, karşılığında herhangi bir maddi bir karşılık olmadan manevi karşılığı gözeterekten yapılan hizmetler. Bu üresi bir hizmet yürüttüğünüzden dolayı hepinize gerçekten ne kadar teşekkür edilirse azdır. Tabii bu işlerin zorluğunu sizler biliyorsunuz. Bu işlerin zorluğunu çekenler bilir. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. Şimşek bir dönem camilerin hain FETÖ tarafından boşaltıldığını, durumun çok fark edildiğini söyledi. Malum bir cemaatin boşluğu değerlendirerek, bu boşlukta hepimize sorumluluk düşüyor. Tabii Diyanet'e de düşüyor, camilere de düşüyor. Ve o boşlukta cami cemaatlerini kendi cemaatine çekerekten ülkemizde o kadar öylesi bir güç haline geldiler ki birçok atamalardan tutun da cami cemaatini maalesef kendilerine çektiklerinden dolayı camilerimiz boşaldı. Ve gün geldi kafamıza vurduk ama iş işten geçti. Rabbim inşallah bir daha o günleri bize yaşattırmaz. Cami ve Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Aydın Şimşek de ordumuz şanlı bir zafer yolunda. Ordumuza bol bol dua etmemiz gerekiyor dedi. Rabbim ülkemizde şu esnada gerçekten de büyük bir sıkıntının yaşadığı bir zamana da dernekler olarak şu esnada bu toplantının yapmamız gerçekten de çok önemli. Ordumuz seferde şu esnada. Suriye'de büyük bir savaş halinde. Ordumuzun muzafferi için, ordumuzun oradaki zaferi için camilerimize çok büyük görevler düşüyor. Bizler camiler olarak mahallelerin her tarafında, her köşesinde bir derneğiz. Yani Elazığ'da en büyük STK kuruluşuyuz. Onun için ordumuza çok dua edelim. Bu ordu mazlumun ordusu, zalimin korkulur yasıdır. Ve sayın seyirciler, harekatla ilgili, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sıcak gelişmeleri sizlere de bir yandan aktarmayı sürdürüyoruz. Edinilen bilgiye göre Ceylan Pınar'a havan mermisi düştü ve bu havan mermisinin düşmesi sırasında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadı. Bunu da hemen aktarmış olalım. Öte yandan PKK-YPG'ye sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı ile birlikte PKK ve YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları da bomba yağdırıyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri de obüs atışlarıyla kontrol altına, ateş altına alınmaya çalışılıyor. Hemen hatırlatalım, saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar havadan, sınır boyunca da obüsler tarafından karadan ateş altına alındı sıkıntılı bölge ve Türkiye'nin buradaki amacı güvenli bir bölge oluşturmak, terör koridoruna müsaade etmemek ve özellikle ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için, güvenli bir şekilde geri dönmeleri için aynı zamanda bizim de sınırımızı korumak amacıyla bu harekat düzenlendi. Ve bu harekatla birlikte de tüm dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'de, özellikle güney sınırımızda diyelim, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi Elazığ'dan bir haberle sizlere aktarmış olalım haberimizi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, ki biliyorsunuz Asilhan Arslan ETSO Başkanlığı'nın yanı sıra Milletler Arası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunuyor. Ve bu nedenle bir toplantı düzenlenmişti ve bu toplantıda Asilhan Arslan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la görüştü. İkilinin görüşmesinde Türkiye'nin 1996 yılında imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşması vardı ve Asilhan Arslan özellikle ticaret savaşlarında Gümrük Birliği Anlaşması'ndaki maddeler yüzünden iş dünyasının sıkıntı yaşadığını ifade etti ve Gümrük Birliği Anlaşması'nda revizyona gidilmesi önerisinde bulundu. Milletler Arası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, İstanbul'da düzenlenen ticaret savaşları, Brexit ve çok taraflı ticaret sisteminin geleceği toplantısında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la görüştü. Ekin'in görüşmesinde 1996 yılında imzalanmış olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın ticaret savaşlarında Türk iş dünyasına olumsuz yansımaları değerlendirildi. Bakan Pekcan ile görüşmesini değerlendiren ESSO Başkanı Asilhan Arslan, küresel ekonomik savaşlarda iş dünyasının 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile elinin zayıfladığını ifade etti. Arslan, Bakan Ruhsar Pekcan ile 1996 yılında imzalanan AB Gümrük Birliği Anlaşması'nın yeniden revize ihtiyacı olduğunu, birçok noktada ülkemizin dezavantajlı konumda kaldığı hususunu değerlendirdik. Ülkemizin de bu dezavantajları ortadan kaldırma noktasında yoğun girişim ve temasları söz konusu. Bakanımıza küresel ticaret savaşlarının yürütülen diplomasi çalışmalarını ilerletme veya geriletme anlamında nasıl etkilendiğini ve bu konularda neler yapılabileceğini sordum. Sayın Bakanımız, iş dünyasının devlete destek olma anlamında lobi çalışması yapmasının çok yararlı olacağını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, özellikle AB ülkelerine ihracat yapan iş dünyasına muhatabı olan AB ülkelerindeki müşterilerinden kendi ülkelerinde ilgili bakanlıklar nezdinde Türk iş dünyasının dezavantajlarının kaldırılması hususunda talepte bulunmaları için bizlerden beklentileri olduğunu ifade etmişlerdir, dedi. Ve sayın seyirciler, Türkiye'nin Suriye sınırında başlattığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Hemen ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girin emrini verdi ve Barış Pınarı Harekatı böylelikle başladı. Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleşen bir harekat bu, Suriye'nin kuzeyinde. Amaç orada bir terör koridorunu önlemek, aynı zamanda Türkiye'nin de sınır güvenliğini sağlayabilmek. Bununla ilgili çok şey söylendi, yazıldı, çizildi. Avrupa'nın, özellikle Amerika'nın da tehditvari açıklamaları vardı. Ekonominizi bitiririz açıklamaları vardı. Ancak Türkiye her şeye rağmen, her şeyi göze alarak bölgenin güvenliği için, Suriye'nin toprak bütünlüğü için, Türkiye'nin toprak bütünlüğü için bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte havadan ve karadan atışlarıyla sıkıntılı bölgeyi vurmaya başladı. Bölgeden gelen haberlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi lideri CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak harekatla ilgili bilgi verdi. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da sık sık görüşerek, Genelkurmay Başkanı'yla da sık sık görüşerek harekatın gidişatıyla ilgili, gelişmeleriyle ilgili bilgi alıyor. Öte yandan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde de Akçakale'de
okulların tatil edildiğini bir kez daha ifade edelim. Vatandaşlar da uyarılıyor evlerine girmeleri konusunda. Ceylan Pınar'a havan mermisi düştü ama bu olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadı. Bunu da ekleyelim. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Amerika, Avrupa devletleri, NATO ve Birleşmiş Milletleri harekatla ilgili bilgilendirdi. Hükümetten ilk açıklama gelmişti. Ordumuzun yanındayız diye özellikle spor kulüpleri, büyük spor kulüpleri mesaj yayınlamıştı. Bizler de ordumuzun yanındayız diye. Hemen sizlere başlattığımız harekatın dünyadaki haber ajanslarına nasıl geçtiği ile ilgili de biraz bilgi verelim. Sayın seyirciler, uluslararası yayın kuruluşları tabii ki manşetlerini hemen Türkiye üzerine değiştirdiler. BBC, Türk birlikleri Suriye'de saldırı başlattı diye geçerken CNN International, Türkiye Suriye saldırısını başlattı. Washington Post, Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri saldırı başlattığını ilan etti. El Cezire, Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonun başladığını duyurdu diye geçmiş. The Guardian, Trump'ın çekilme kararı sonrası Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon başlattı diye geçti. Ve New York Times, Türkiye Amerika'nın desteklediği teröristlere Suriye'den saldırı başlattı şeklinde geçti. Özellikle New York Times'ın başlığı biraz değişik olmuş. Biliyorsunuz Türkiye, Amerika... özellikle son yaşanan durumlardan sonra kime ne şekilde destek verdiğini de bilemiyoruz. Aslında bizler biliyoruz ama dünya kamuoyu bunu bilmiyoruz, bizim gibi görebiliyorlar mı diye. Özellikle Amerika'nın, Trump'ın tehditlerine karşı bizim Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devlet yöneticilerimizden de sert açıklamalar gelmişti. Neticede bizim Suriye sınır komşumuz ve en ufak bir olumsuzluk direkt Türkiye'yi etkileyecek denmişti. Önceki gün Suriye'nin sınırlarına, Suriye sınırına Türk Silahlı Kuvvetleri yerleşmişti. Tüm hazırlıkları tamamlamıştı ve giriyoruz emrini beklemeye başlamıştı. İşte bugün saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da harekat emrini verdi ve şu ana kadar da havadan ve karadan atışlarla o bölge vuruluyor ve bizler de Kanal Fırat Televizyonu olarak bu harekatı an be an gelişmelerle gerek elazığsonhaber.com internet haber sitemizde gerekse canlı yayınlarımızla ekranlara getireceğiz. Bizler de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devletimizin yanındayız sayın seyirciler. Türkiye'nin güvenliği için, Türkiye'nin bekası için, yine sınır güvenliğinin sağlanması noktasında bizler de bu harekatı destekliyoruz ve basın kuruluşumuz olarak elimizden ne geliyorsa ve sizleri kamuoyunda doğru bilgilendirmek adına an be an yaşanan gelişmeleri doğru bir şekilde, objektif bir şekilde elbette ki devletimizin yanında yer alarak, milletimizin yanında yer alarak sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Arkadaşlarıma hemen sormak istiyorum. Vaktimiz kaldı mı? Evet, bitirebiliriz diyor arkadaşlarım. Dediğim gibi Allah bizim ordumuzla beraber olsun. Bizler de muvaffakiyetler diliyoruz şanlı ordumuza. Bu harekattan da zaferle çıkacağımıza inancımız tamdır. Allah hepsiyle beraber olsun diyerek bugünkü akşam ajansını noktalıyoruz sayın seyirciler. Tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.